Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Android Studio kodlu kütüphanesi kullanarak Image View kontrolünü nasıl kullanırız? Yani bir sayfamıza resim nasıl ekleriz? Bunu kod ile nasıl yaparız? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikle ViewBinding metodunu eklememiz gerekiyor. Bunun nasıl eklendiği baştaki videolarımda var arkadaşlar. Yine de şöyle hızlıca geçelim. Bu ilk grande modülümüze giriyoruz. Burada şu iki satırı ekliyoruz arkadaşlar. Main activity'mize geliyoruz. Burayı ekliyoruz. Ardından şu üç satırı ekliyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken build grande'ye şu iki satırı yazdıktan sonra şurada çıkacak aygırı tüm değişiklikleri kabul et ve tüm uygulamama bunu aktif pozisyona geçir düğmesiyle senkronize etmektir ViewBinding metodunu. Evet arkadaşlar, main activity'mize geldik. Şimdi yapmamız gereken öncelikle arkadaşlar iki tane resmi PNG formatına Paint uygulaması ile çevireceğiz. Ya da orijinal resminiz PNG ise sıkıntı yok. Bunu nereye atacağız arkadaşlar? Research kısmında layout kısmının düzeltiyorum. Drawable kısmına atacağız arkadaşlar. Ben daha önceden atmıştım. Tekrardan size gösterme amaçlı atayım arkadaşlar. Bir saniye. İnternetten indirdiğimizi farz edelim şu iki resim dosyasını. Buradan da silelim. Şimdi arkadaşlar internetten indirdiğimiz bu iki resim PNG formatında değilse eğer, onu göstereyim. Sağ tıklıyorsunuz, birlikte aç, paint, ondan sonra farklı kaydet deyip burada PNG formatında kaydedebilirsiniz. Sayfamızı şöyle çekelim, iki resmimizi de seçip drawable kısmına sürükleyelim arkadaşlar. Evet, projemize iç kısmına dahil et dedik. Gördüğünüz gibi resim 1, resim 2 ID'lerimiz. Şimdi öncelikle layout kısmını düzenleyelim. Layout kısmına arkadaşlar bir tane image view, iki tane de buton yerleştireceğiz. Image view'umuzun size hani anlamanız amacıyla kodsuz, yani ben kod yazmak istemiyorum. Direkt proje açıldığında bu resmi görmek istiyorum derseniz buradan seçim yapıp OK derseniz arkadaşlar resim direkt projeyi açtığınızda açılır. Gelin göstereyim ben. Ama biz böyle yapmayacağız tabii ki, daha kullanışlı, daha hani profesyonel yapacağız. Hani düğme kodla yapacağız bu resmi görüntüleme olayını. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi projemiz açıldığında direkt bu şekilde resimle birlikte açılacak. Gördüğünüz gibi resimle birlikte açıldı. Şimdi bizim istediğimiz olay altına iki tane buton ekliyoruz. Şuradan bunların hizalamasını yapalım. Sola ve alta dayalı şekilde. Evet, hizalamalarını yaptık arkadaşlar. ImageView'umuzun ID'si ImageView. Buton. Birinci butonumuzun ID'si buton, ikinci butonumuzun adı buton 2. Buton 1'e birinci resim diyelim. Buton 2'ye de ikinci resim diyelim. Şimdi ben direkt sayfa açıldığı zaman bu resmin gözükmesini istemiyorum. Tıkladığım zaman resmin gözükmesini isteyeceğim arkadaşlar ve bunu kodla yapacağız. Yani kodla buradan resmi çağıracağız, çekeceğiz arkadaşlar. Visibility görünürlüğünü in visible yapıyorum. Yani şu anda projem açıldığında arkadaşlar resim gözükmeyecek. Göstereyim size de. Gördüğünüz gibi resim gözükmüyor. Tıkladığım zaman birinci resmi gösterecek. İkinci resme tıkladığım zaman ikinci resmi gösterecek. Gelin arkadaşlar kodlarını birlikte yazalım. Bunu indirelim aşağıya. Şimdi main activity'mize geliyoruz. Öncelikle buton birimizin ID'si butondu. Binding diyoruz. Buton
Set on click listener dedik arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şimdi arkadaşlar yapmamız gereken arkadaşlar şimdi visibility'yi invisible yapmıştık. Şimdi resmi ilk önce image view kontrolümüzü aktif hale getirmemiz lazım. Set on click listener yani butona tıkladığımız zaman bunu nasıl yapıyorduk? Daha önceki videomuzda da bahsetmiştim. Binding diyoruz. View image, pardon, image view visibility eşittir. Pardon. Büyük harflerle view visibility diyoruz arkadaşlar. Visible. Evet arkadaşlar, bundan sonra şu anda uygulamamızı çalıştırırsak şurada ne görüyorsak onu göreceğiz arkadaşlar. Uygulamamızı çalıştırıp gelin birlikte bakalım. Yani buna tıkladığımız zaman ne olacak? Direkt o seçtiğimiz resmi gösterecek ama ben hani bu şekilde olmasını istemiyorum. Bunu kodla çağırmak istiyorum arkadaşlar. Hani bunu öğrenmeniz amaçlı. Onun için gelelim. Bizim birinci resmimiz hangisiydi arkadaşlar? Bir bakalım. Resim 1. Manzara resmimiz. Şimdi geliyoruz. Yani burada bu şekilde yaptığımızda manzara resmini seçmiyor. Hani ilk açıl image view kontrolünü oluşturduğumuzda seçtiğimiz resmi seçiyor. Hani o yüzden çok hani oraya takılmayın. Önemli olan kod kısmı. Şimdi gelelim kodlarını yazalım arkadaşlar. İlk önce bir değişken tanımlayacağız. Buraya var diyoruz. Image view eşittir image view parantezi açıyoruz, these yazıyoruz. Evet arkadaşlar, aşağı indik, tekrardan var. Buraya tekrar bir değişken res id diyorum. Şöyle diyelim ID'mizi, image res id eşittir r nokta, büyük harflerle yazalım, r nokta drivel küçük harflerle. Buraya arkadaşlar açmak istediğimiz resmin ID'si, yani resim 1, resim 2. Biz birinci klik olayımızda neydi? Resim 1'i aç. O yüzden resim 1'i seçiyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir değişken var. Res. Bir saniye. Var. Res id eşittir küçük harflerle image res id. İniyorum aşağıya arkadaşlar. Şimdi bu burada resmimizi tanımladık, değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi burada image view'de bu resmi göstereceğiz. Ne yapıyoruz? Binding image view set image research hangi resmi gösterecekti arkadaşlar? Değişkenimizin adı neydi? Res ID. Res ID diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar buton 1'e, yani şuradan göstereyim, buton 1'i tıkladığımızda buradan Drabble kısmının içerisindeki resim 1'i bize gösterecek arkadaşlar. Gelin bir çalıştıralım kodumuzu. Tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani buraya gelen resim şu anda kodla işlenmiş resim. Hani ilk seçtiğimiz resim değil arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi resim 2'ye gelelim.
Evet arkadaşlar, resim 2'nin kodlarını da tek tek yazalım, öğrenmeniz amaçlı. Geldik Activity Main, ikinci resim butonumuzun ID'si resim buton 2. Geliyorum arkadaşlar. Burada buton birimizin olaylarıydı. Yani tıklandığı zaman set on click listener olaylarını yazdık. Şimdi ne yapacağız? Binding buton 2 set on click listener dedim arkadaşlar. Tekrardan yukarıda yaptığımız işlemleri var. Image view this diyoruz. Tekrardan var image res id eşittir re nokta durable nokta. Hangi resmi açacağız şimdi? Resim 2'yi tıkladığımızda zaten çıkıyor resim 2. Tekrardan var değişkenimiz res id eşittir image res id. Bu ara küçük yazacağız arkadaşlar. Evet. Ondan sonra arkadaşlar ne diyorduk? Binding ImageView set ImageResearch buraya resize dedik. Şimdi arkadaşlar çalıştırdığımız zaman projeyi birinci klik olayında birinci resim, ikinci klik olayında da gördüğünüz gibi drable, yani şurada aslında biz kök dizinin yolunu belirtiyoruz. Yani R kök dizinimiz research, yani research'un içinde drable klasörü, onun içinde resim 2'yi aç diyoruz. Çalıştıralım görelim. Bakın arkadaşlar şimdi resim 2'yi tıklıyorum. Resim 1'i tıklıyorum. Resim 2'yi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi neyi unuttuk? Gelin birlikte çözelim. Bakın resim 2'yi tıkladığımda hiçbir şey gözükmüyor ilk başta. Ama resim 1'i tıkladıktan sonra resim 2'yi tıklayınca resim 2 gözüküyor. Neden arkadaşlar? Çünkü resim 2'nin klik olayına image view visibility görünür pozisyona getir komutunu eklemedik. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Onu nereye eklememiz gerekiyordu ilk başa? Neydi komutumuz? Binding image view visibility eşittir büyük harfle view visibility. Gelin tekrar çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi direkt çıkıyor arkadaşlar. Birinci resmi tıklayınca birinci resim, ikinci resmi tıklayınca ikinci resim. Hani bu şekilde kodla bunu yapmanızı tavsiye ederim. Hani direkt açılış sayfası olarak sayfadan sayfaya geçiş şeklinde çok uğraşırsınız. Evet arkadaşlar, herhangi bir kafanıza takılan bir yer varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve sayfayı beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler.